Çok üstüne gitmeyelim çünkü olayın hala şokunda. İsmail abi, sorgulama sırasında iyi polis, kötü polis yapacağız. Ben kötü polis olmam peki. Biri duyar, emekliliğimi yakarlar maazallah. Onu demiyorum. Yani kadını sorgularken ben yumuşak davranacağım, sen sert sorular soracaksın. Kime soracağım? Kadına. Hangi kadına? İşte bu, devam et. Evet. Kızınız bugün öğlen saatlerinde siyah bir minibüse bindirilerekten kaçırıldı. Anlamıyorum. Hala anlamıyorum. Yani gündüz vakti genç bir kız otelin önünden nasıl kaçırılır? Çok belli. Aslında şu... Konuşma lan! Allah Allah! Ya bunda anlaşılmayacak ne var? Bunda anlaşılmayacak ne var? İsmail abi gel siyah minibüse ol. Olamam Tekin. Benim kaskom yok. Aman tamam gel öbür adam ol. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Konuşma lan uşak! Ya, boş duracağına bir işe yarar. Şimdi kızı böyle kollarından tuttular. Bastırdılar kafasına. Bastır İsmail abi. Bastır. Darp var mı? Darp! Olmaz mı? Millet nasıl kornaya basıyor? Darp darp! Çıldırmış herkes. Kız feryat figan. Kapattılar ağzını. Kapat abi ağzını. Böyle iki kişi kollarından tutup kızı minibüse attılar. İnanılır gibi değil. Tekin Bey. Doğru pavyona gidiyoruz. Darp! İsmail abi kızı kaçırdın. Sen kaçırdın Tekin. Evet, işte durum bu. Şimdi size soruyorum, hiç düşmanınız var mıydı? Var! Ya bir konuşma Allah rızası için ya. Peki, zenginliğinizi kıskanan birileri? Aslında mirastan pay almak isteyen birileri vardı ama. Ne? Miras mı? Bravo vallahi, hiç anlatmayın ya. Ne kadar kaldık hocanızdan? 40 milyon. Yuh! TL! Euro. Hadi lan öyle para mı olur ya? Pekala Sezen Hanım. Beşik gerdiği var mı kızın? Hayır, sanmıyorum. O zaman töre cinayeti diyemiyoruz. Aslında şüpheli. Uşak! Peki kocanızın bir düşmanı var mıydı? Erdal! Konuşma dedik uşak! Erdal kim? Sezai Bey'in ortağı. Bak hala konuşuyor. Erdal kocamın eski ortağı. Son dönem biraz sürtüşmeler yaşandı ama Erdal düşmanımız değil, o aileden biri sayılır. Ta! Katil uşak! Ne? Korkma Johnny Gitar. Bu biz dedektifler arasında çok sık kullanılan bir tabir. Katil uşak. Yani şüpheli aramızda, yakınımızda olabilir. O nedenle şu andan itibaren bu evdeki herkes benim için eşit derecede şüpheli. Buna ben de dahilim. Bundan mütevellit sorguya. Önce kendimden başlıyorum. Sor İsmail abi. Soruyorum. Adın ne Tekin? Ne saçma soru. Elinde büyüdüm ya. Başka bir şey sor. Araçların geçiş üstünlüğü sağlamak için sıraya girdikleri alana ne denir? Ya ben ne bileyim bunu? Nasıl bilmezsin? Kavşak. Kontrolsüz kavşak. İsmail abi ağır konuşuyorsun ama. Al birini vur ötekine deyince önce hangisi kırılır? Beyler. Sen karışma. Ya abi kızı en son nerede gördün diyeceksin. Kızı hangi pavyona sattınız lan çabuk söyle. İsmail abi ayıp ediyorsun ama. Tekin ben burada kötü polis yapıyorum. Ama sorgu yapamıyorsun. Sana da yaranılmıyor be Tekin. Ben bütün meslek hayatımca iyi polis olmuşum. Sırf senin için kendimi bozuyorum. Sen laf konuşuyorsun. Şimdi kocamla kavgaların düşündükçe Erdal'dan başlamanız daha doğru geliyor bana da. Yani siz de Erdal'dan şüpheleneceksiniz. Konuşma dedik ulan. Şu fotoğrafa bakarsanız. Hatalı park. Bu Erdal'ın arabası. Pelin'in kaldığı otelin yakınlarında çekildi. Anlıyorum. Size çok acı bir haberim var. Nedir? Maalesef ipuçları bizi bir tek yere götürüyor. Nereye? Kızınızı fidye için kaçırmış olabilirler. Kim? Fideciler. Onlar kim? İşte fidye isteyen kişiler. Bizden ne istiyorlar? Fidye? Allah Allah karı hiçbir şey anlamıyor. Neyse ki bu bizim için sorun değil. Çünkü biz zirve dedektiflik olarak bu tarz olayları sıkça çözdük. Yanlış mıyım İsmail abi? Yanlışsın Tekin. Sonunda ne oluyor? Kime ne oluyor? Bu tip olayların sonunda ne oluyor? Ne olacak İsmail abi? Böyle birbirimize giriyoruz. Onu demiyorum Tekin Bey. Bu fidye olaylarının sonunda ne oluyor? Ha, onu hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi şu andan itibaren bu evdeki herkes benim için eşit derecede şüpheli. Ama Erdal... Konuşma lan! Bana ne savunuyorsun Erdal'ı? Sen kimsin bana Erdal'ı savunuyorsun? Konuşma diyorum üstüme gelme! Gıcık ettin beni be! Ben bilmiyor muyum kimden şüpheleneceğimi? Ha? Ben bilmiyor muyum? Aha! Buldum! Neyi buldunuz? Erdal! Operasyonun bütün seyrini değiştiriyorum. Artık Erdal'dan başlıyoruz. Yürü İsmail abi gidelim. Bence şirketimiz personeli İsmail abi burada kalmalı değil mi Tekin? Değil mi Tekin? Evet bir anda düşündüm de aranızda bir profesyonelin olması işleri oldukça kolaylaştırır. İsmail Bey mi? Emin misiniz? Şüpheniz mi var? Ya tabii siz... Hayır yani bir de olsaydı. Tam tahmin ettiğim gibi. Nedir? Çıkış burasıymış. Yalnız bana bir araba lazım. Adnan. Efendim? Suzan Hanım'ın yanında söylemek istemedim ezilmesin diye. Ancak Erdal Bey birkaç kez beni arayıp nedense belini sordu. Yani şimdi bana öyle geliyor. Ya dedikodu yapma lan uşak tamam ya. Hazırlamışsınız teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz.
Tekin Bey, o araç... Ya hocam, araba bende, merak etme ya. Tekin Bey, Tekin Bey, Tekin Bey! Müdür, bu arkadaki de otomatik miydi? Ucuz atlattık ha. Vallahi ha. Galiba işedim ya. Annem beni durmuş, ayıp olur nasıl öleyim. Yesemi yuva kurup yüzünü güldüreyim. Babam beni yoğurmuş, baltaya sap ol buyurmuş. Yesemi bir iş bulup kiramı ödeyeyim. Derken bir gün sen çıktın karşıma. Balyoz indi, ben döndüm şaşkına. Kar oldum kendim derdimdeye döndüm derdimden. Mikrop kaptım kalbinden, hastayım hasta. Kar oldum kendimden, ters bindim eşekten. Düştüm senin yüzünden, hastayım hasta. Kar oldum kendimden derdimdeye döndüm derdimden. Mikrop kaptım kalbinden, hastayım hasta. Kar oldum kendimden, ters bindim eşekten. Alo. Alo. Adnan, Tekin Bey. Ha, Johnny Gitar, söyle. Şimdi siz ola ki iş yerine gidiyorsunuzdur. Boşu boşuna zahmet etmeyin. Eve geçin diyecektim. Zaten az sonra ayrılıyor 15 dakika. Allah Allah. Sana mı soracağım lan ben ne zaman nerede olacağımı ha? Sana mı soracağım? Hayır, ben size yardımcı olmak amacıyla şey etmiştim. Boşuna şirkete değil, eve geçin diyecektim. Sen kimsin? İş yerine gitmek. Sen kimsin? Eve doğru geçin. Uzatma dedim sana, uzatma. Kapat, kapat. Polis var, kapat. Allah'ım ya. Kaçar oldum kendimden, deliye döndüm derdimden. Mikrop kaptım kalbinden, hastayım hasta. Kaçar oldum kendimden, ters bindim eşekten. Düştüm senin yüzünden, hastayım hasta. Operasyonda birinci gün. Kızın babasının ortağının ofisinin önündeyim. Hava mutedil. Bir daha da asla slip don giymeyeceğim. Beni perişan etti. Kaç saat abi? Canım 3'e çeyrek var. Kaç saat kalacağım diyeyim ben? Hani burası rezervasyonlu. 3'te de müşterisi gelecek. Olmadı ben seni başka tarafa alayım diye. Tamam canım, uzatmayalım. Ben 5 dakika sonra çıkacağım. Hadi. O zaman ver bir 5'lik. Peki, al bakalım. Hadi bakalım. 5 lira diyorum ya. O 5 dakika için. Bir saate kadar öyle. Yok canım, bozuk yok. Hadi sor, hadi. Bozarız. Neredesiniz? Arabadayız abi. Tam olarak neredesiniz? Tam olarak... Şoför koltuğunda oturuyorum abi. Mevki olarak neredesiniz? Gerizekalı. Mevki? Lan yürü git 5 lira için, sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? E sen kimsin? Hay sen kimsin? E kimsin sen? Sen kimsin? E benimle konuşurken dikkat et, biz çok çabuk 5 kişi oluyoruz ya, ha. Sen kimsin? Kimsin lan sen? Sen kimsin ya? E kimsin sen? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin be? Sen kimsin lan? Hocam sen de kimsin ya? Sen kimsin lan? Yalnız bu çok çabuk oldu gerçekten. Burada kime sorsan gösterir zaten. Ha. Sen şey yap, yaklaşınca çağrı yap, ben şey yaparım. Alırım seni abi. Şirkete gitmiş. Şirket? Onun sahte Erdal'ı takip etmesi gerekiyordu. Gerçek Erdal'ı değil. Ha tamam tamam abi, şimdi biz ne yapıyoruz tam olarak, sen onu söyle. Yani hiç kimseyle konuşmadan onu bir an önce oradan paketleyin. Ya, Haydar'ı ver lan. Ya ben Haydar'ı falan... Kimsin lan sen? Evet, Haydar abi de çok sevdiğimiz bir insan. Yani bir amaç için mi toplandınız, ben onu anlamadım. Veriyor mu lan parayı? Ben para çok taşımadığım için... Kimsin lan? Veriyor mu parayı? Vereceğim, vereceğim. Gazla lan, gazla.